en iyi bilen isimlerden biri. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi savcısı, yargıcı Rıza Türmen karşımda. Sayın Türmen, hoş geldiniz kadraja. Hanım, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Türmen, ihlal prosedürü nasıl işleyecek? Türkiye için nasıl bir yaptırım söz konusu olacak? Bize biraz adım adım anlatırsanız çok sevinirim. Tabii, şimdi ihraç prosedürü nereden çıktı? İhraç prosedürü şuradan çıktı. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile verdiği kararı uygulamamakta ısrar etti. Kararları uygulamaktan sorumlu Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi. Bakanlar Komitesi kararı derhal uygulayın diye Türkiye ile ilgili 8 tane karar kabul etti. Türkiye bu 8 karara rağmen kararı uygulamamakta ısrar ediyor. İsrar edince o zaman işte bu ihlal prosedürü devreye girdi. İhlal prosedürü şöyle işleyecek. 19 Ocak'a kadar Türkiye'ye bir süre verildi. Bu son çıkıştı. Bu süreye Türkiye efendim uymadı. Gene kararı uygulamamakta dünkü duruşmada devam etti. Şimdi 19 Ocak'ta Türkiye bunu bildirecek. Serbest bırakılmadı Osman Kavala diye. Onun üzerine de 2 Şubat'ta Bakanlar Komitesi toplanacak bu işle ilgili olarak. Ve 3'te 2 çoğunlukla bir karar alacak. O karar ihlal prosedürünü başlatmış olacak. Bu ne demek? Şu demek, bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderecek ve şöyle bir soru soracak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Türkiye kararı uyguladı mı, uygulamadı mı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski aldığı kararı yeniden incelemeyecek. Onunla ilgili değil bu. Fakat kararı uyguladı mı, uygulamadı mı sadece buna bakacak. Ve uygulamamışsa yeni bir ihlal kararı verecek. Çünkü kararı uygulamaması başlı başına ayrı bir ihlal meselesi. Onun üzerine kararları uygulamakla sorumlu Bakanlar Komitesi işe tekrar el koyacak ve Türkiye'ye kararı uygulatmak için çeşitli baskılar uygulayacak. Tabii, nedir o çeşitli baskılar? Şimdi bunu bilmiyoruz. Çeşitli baskılar ne dedi? Peki çünkü ne bu olabilir? Defa, yani normalde hani geçmişte olanlardan yani, örnekler. Yani şunu biliyoruz. Son durak, bu baskıların son durağı Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesi. Ama o son durağa gelene kadar arada ne gibi duraklardan geçecek bunu göreceğiz. Fakat tabii bunlar siyasi duraklar olacak. Çünkü Bakanlar Komitesi siyasi bir organ. Siyasi baskı uygulayacak. İşte nedir bunlar? Yeniden kararlar alacak. Belki Türkiye'ye işte mektuplar yazacak. Adalet Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na. Türkiye'nin ne bileyim ben başkanlık sırası geldiği zaman Bakanlar Komitesi başkanlık yaptırmayacak. Türkiye'deki toplantıları iptal edecek. Tabii bir yandan da Avrupa Konseyi'nin parlamenter asamblesi var. O da baskılar uygulayacak. O da kararlar kabul edecek filan. Ve sonunda bu işte dediğim gibi Avrupa Konseyi statüsünün 8. maddesine öngörülen oy hakkının askıya alınmasına ve ondan sonra da Türkiye'nin ihracına kadar gidecek. Yani Bakanlar Komitesi böyle bir karar alabilir. Peki bir ülkenin ihraç edilmesi konseyden, hele ki kurucu üyesi olduğu bir konseyden ihraç edilmesi, onu dünyada nasıl bir yere koyar ve başına ne gelir o ülkenin böyle bir şey yaşadığı zaman? Tabii İpek Hanım, bu çok ağır bir şey tabii. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihracı bir kere demokratik ülkelerle olan bağlarını kesilmesi demek. Avrupa Birliği ile olan bağları da kesilecek. Hiçbir ilişkisi kalmaz Avrupa Birliği ile. Ve aynı değerleri paylaşmıyor. Aynı demokratik değerleri, aynı evrensel değerleri Türkiye paylaşmıyor demek Avrupa Konseyi'nin sahip olduğu. Ya hukuk devleti, demokrasi, özgürlük, efendim çoğulculuk, bu gibi temel değerleri demek ki Türkiye paylaşmıyor. Türkiye başka bir ülke demek bu. Yani demokratik ülkeler kulübünün değerlerinin dışında kalan bir ülke olacak Türkiye. Aslında bu tabii, eylemde öyle görünüyor da söylemde hiç öyle değil Sayın Türmen. Daha çok yakın bir süre önce, birkaç gün önce
Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz ki Türkiye Avrupa idealinden, Avrupa Birliği idealinden vazgeçmedi dedi. Sık sık da bizim yerimiz Avrupa diyor. Ama bir yandan da... Buyurun. Ama İpek Hanım, bu çok büyük bir çelişki. Bizim çok. Yerimiz Avrupa'ysa o zaman Avrupa ile aynı değerleri paylaşıyorsunuz demektir. Bu değerlerin başında hukuk devleti geliyor. Ya hukuk devleti olmayan Osman Kavala davası aslında Osman Kavala'yı çoktan aştı. Çok Osman Kavala davasının gösterdiği bir şey de simgesel olarak gösterdiği bir şey de Türkiye'nin hukuk devleti bakımında hangi noktaya geldi? Ya da hukuksuzluk bakımından hangi noktaya geldi? Hukuk devleti olmayan bir devlete geleceğinin Avrupa'da olmasına imkan yok. Yani hem bunu söyleyip hem eğer siz Türkiye'nin hukuk devletinden filan bahsetmek istiyorsanız önce bu hukuksuzluğa son vermeniz lazım. Bu kadar hukuksuzluğun sembolü haline, simgesi haline gelmiş bu duruma son vermeniz lazım. Ancak ondan sonra siz hukuk devletinden ya da Avrupa'da geleceğinizi görmekten söz edebilirsiniz. Bunu yapmadan buna inandırıcı olmazsınız. Tabii söylersiniz. Ben demokrasiyim dersiniz, ben hukuk devletiyim dersiniz ama bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz elbette. Ya ortada bu kadar büyük bir örnek dururken, bu kadar büyük bir mesele dururken, tabii Osman Kavala tek başına değil, bir arkasından Selahattin Demirtaş davası geliyor. Orada da aynı şeyler olacak. Evet. Serbest bırakılmazsa yani. Peki Türkiye sizce bir şeye mi güveniyor Sayın Türmen? Çünkü bu olduğu zaman benim aklımda kalan hep şu oluyor. Yani ne zaman bir Avrupa Birliği tartışması yaşasa Türkiye, ne zaman ipler gerilse hep böyle bir göçmen kozunu ortaya koyuyor biliyorsunuz. Açarım kapıları diyor, açarım sınırları diyor. Ve ondan sonra her defasında Avrupa Birliği de geri adım atıyor. Yani birkaç şey söyleniyor, ondan sonra... sessizliğe gömülüyor iş. Türkiye bunları yaparken bir şeye mi güveniyor? Türkiye her zaman bir şeye güvendi. Türkiye her zaman şuna güvendi. İnsan haklarını ihlal ederken kitlesel bir biçimde ya da hukuk devletini ortadan kaldırırken ben stratejik bakımdan çok önemli bir ülkeyim. Onun için ben strateji satarım. Bu beni korur. Ya da işte şimdi bir de koz var, bir göçmen. Ama bu böyle değil tabii. Bunun bir sınırı var. Galiba o sınıra ulaşmış durumdayız. Yani burada bir kere yani bir mahkeme kararı çıkacak. Yani artık onu korumayacak noktada mıyız diyorsunuz? Evet, galiba öyle. Artık bir mahkeme kararı çıkacak şimdi. Bu mahkeme kararından sonra bu mahkeme kararını uygulamakla yükümlü Bakanlar Komitesi hareket etmek zorunda. Yani bunu görmemezlikten gelemez. Bu tabii Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinde gerginlik yaratacak. Bu 10 büyükelçinin verdiği mektubu hatırlarsınız nasıl bir gerginlik yarattı. Yani o mektuptaki tavsiyeler yerine getirilmiş olsaydı bugün bu noktaya gelmemiş olacaktık elbette. Ama bu gerginlik bu geçici bir olay değil bu. Diğerlerinde olduğu gibi. Bu sefer Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumu söz konusu olacak artık. O bakımdan biraz daha farklı bir durumda eskime geliyor. Geri dönüşü var mı? Tabii var. Ne yapılabilir? Osman Kavala'ysa Azerbaycan davası var önümüzde. Hı. Bundan önce bu Azerbaycan'ın Ilgar Mamadov Azerbaycan kararında da aynı şey oldu. Orada da aynı durum var. Tutuklama var. Serbest bırakmıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen. İşte ihlal prosedürü ilk defa orada uygulandı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu görüşürken serbest bıraktı Ilgar Mamadov'u. Evet. Onun için bilmiyoruz. Mahkeme kararından sonra hangi yaptırımlar uygulanacak bilmiyoruz çünkü orada uygulanmadı. Serbest bıraktı. Fakat tabii şu oldu. Serbest bırakılmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi görüşmeye devam etti meseleyi ve ihlal kararına vardı. Çünkü neden? Çünkü serbest bırakmak yetmiyor. Aynı zamanda eski halin iadesi gerekiyor. Yani suçlamaların kaldırılması gerekiyor. Şimdiye kadar yapılmış olan suçlamaların silinmesi gerekiyor bir de. Atıyorum kontrollü serbestlik diye bir şey yapıldığı zaman bu yetmiyor değil mi? Hayır tabii suçlamaların tabii. Çünkü böyle bir ihlal var. Yani tutuklamanın makul bir şüpheye dayanmadığı, tutuklamanın hukuka aykırı olduğu yönünde bir karar var. O yüzden bütün bu suçlamaların yeniden kaldırılması lazım.
ortada ki karar uygulanmış olsun. Evet. Yani, Sayın Türmen, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.